bir konuğumuz daha var. Sayın Sera Kadıgil bizlerle birlikte. Rica ederiz. Evet. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederiz. Ben siz gelene kadar biraz özet geçmeye çalıştım. Seçim bildirgesini okuyordum bir yandan da. Sera Hanım, nasıl bir Türkiye hayal ediyor Türkiye İşçi Partisi? Seçimlerde meclise girdiğinizde hangi çalışmaları öne çıkaracak, hangi çalışmalara yoğunlaşacaksınız? Bugün aslında onun ipuçlarını vermek üzere toplandık. Şunu demeyi ben çok seviyorum. Biz tek tip değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Bugün de bunun en güzel göstergesiydi. Kadın adaylarımız, genç adaylarımız, işçi adaylarımız, çiftçi adaylarımız, trans adaylarımız. Yani bu toplam beni o kadar heyecanlandırıyor ki. Çünkü bakın ben 5 yıldır o parlamentoda görev yapıyorum ve asıl Türkiye dediğimiz şey bu zaten. Ama meclise dönüp baktığımızda gerçek insanlardan eser bulamıyoruz. Profesyonel siyasetçilerin ya adamlar 8 dönemdir vekil, 9. dönem vekil olacağız diye birbirlerini parçalıyorlar ve ülkeye getirdikleri yer ortada. O yüzden hani ilk ne hayal ediyorsunuz, ne hedefliyorsunuz dersiniz ya. Biz bu ülkenin meclisini tekrar bu ülkenin insanlarına ait kılmayı hayal ediyoruz ve hedefliyoruz. Bu seçim onun sadece bir küçük ön başlangıcı olacak. Onu çok iyi biliyoruz ama biz bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Çünkü bizden o kadar çok şey çaldılar ki. Artık onları geri almanın zamanı diye düşünüyoruz. Şimdi salonda seçim bildirgesi okunurken özellikle dikkat çeken ve çok alkış alan başlıklar vardı. Evet. Bunların başında kadınlarla ilgili evet ve LGBTİ artı başlığı açıldığında. O noktada Türkiye İşçi Partisi'ni diğer partilerden ayrıştıran en önemli özellikler neler? Onu sormak isterim. Sanıyorum başında tüzüğünde adıyla sanıyla atarki yıkmak için uğraşacağız. Yani bunu önüne bir hedef olarak koyuyor Türkiye İşçi Partisi. Böyle kadın erkek fırsat eşitliği falan diye konuyu kendince şirinleştirmeye çalışmıyor. Tam biz kadınların istediği gibi kadınları ailenin içinde bir mütemmim cüz olarak değerlendirmiyor ve bunu tüzüğüyle yapıyor. Ataerkiği yıkacağım hedefiyle yola çıkıyor. Bunun için bütün adımlarını atıyor ve bütün adımlarını atarken bunu gözetiyor. Sanıyorum en temel farkı da diğer partilerden hepsinden dersem haksızlık olur. Çünkü HDP çok daha öndedir belki bizden de bu konuda. Ama biz de ikinciliği oynuyoruz şükür şu anda. Şimdi hem iktidar hem muhalefet 14 Mayıs 2023 seçimlerinin önemini atfediyor. Bu seçimleri kritik kılan nedir Sera Hanım? 22 yıldır hayatımızı karartan saray rejiminden kurtulmaya en çok yaklaştığımız seçim olması bence. Burada şunu söylemeyi seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan gidince bir anda bizim, sizin, kadınların, gençlerin, işçilerin hayatı düzelecek mi? Her şey güzelleşecek mi bir anda? Hayır, böyle bir beklentim yok. Ama yani Recep Tayyip Erdoğan gittiğinde her şey bir anda düzelmeyecek. Ama Recep Tayyip Erdoğan gitmeden hiçbir şey düzelmeyecek. Bunun çok iyi farkındayız. Ve yani ben 17 yaşındaydım bunlar iktidara geldi. 38 yaşında oldum. Benim gençliğimi yediler. Bu 14 Mayıs başka gençlerin gençliğini yiyemesinler diye köprüden önce son çıkışımız. Ama hani %60'a varan bir farkla bu işi kopartacağımızı, sonra da bu 22 yıl boyunca bize ve halka yapılanların hesabını soracağımızdan zerre şüphem yok. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ettiğim için tekrar özür dilerim. Kusuruma bakmayın lütfen. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sayın Sera Kadıgil bizlerle birlikteydi. Bugünkü tanıtım programına ilişkin ve tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nin